Ağaçlar düşen yapraklarıyla ağlıyorlar. Güller çiçekleriyle bağırlarını kanatıyorlar. Sensin ışık diye önümüzdeki, sensin ateş diye kanımızdaki. Ey yanımızdaki beşon mermere, bir avuç toprağa sığan hudutsuz mavi umman hey. Yeni kıyılar bulur, yeni yarlar kazardın sen her kıtır taşmanda. Her konuşmanda milletinin alın yazısını yeniden yazardın. Bakışların vardı yurt tarlasında fikrin ve hissin hasadı. Cümlelerin ya örften kalkardı ya çıkardı kından. Başak saçların sarkardı harman alnından. Halk biçilmiş ekim gibi düşerdi dizlerine. Milyonlar katılırdı sözlerine, diktatisi gören zerreler gibi. Köhne kanaatler, köhne küreler gibi sözünde çarpışıp düşerdi. Tam sustuğun an kıyamet oldu. Tam konuştuğun ansa mahşerdi. Rab gökte dinleyin derdi meleklerine. Yıldızlar girerdi yeni mahfetlerine. Nehirler kavuşurdu yeni denizlerine. Halk biçilmiş ekim gibi düşerdi dizlerine. Şimdi tamamlayabilmek için tavafını, nöbetçi olmak için anıt kabrine, sarmış yarım kılıçlar gibi etrafını tutuyor nöbet. Bu millet, bu vaktiyle ayaklarını ummanlar yalayan, bu üç kıtayı atının navıyla damgalayan, bu her yere evi gibi giren, bu Akilali, Timur'u, Uğuz'u, bu Yıldırım'ı, Fatih'i, Yavuz'u yetiştiren ulu millet, bakar ve haysiyetle dimdik, uyanık, tetik, anıt kabrinde tutuyor nöbet. Dünya dönüp dolaşıp, boğazlaşıp, dalaşıp, er geç ve ancak milli misaklarda karar kılacak. Ey en büyük usta, düşünen oldu mu bu hususta, senden evvel ve senden geri. İlk müjdeyi, ilk haberi senden almıştı cihan. O zamandan anlayamadığına yansın. Sen dünyanın dönüp dolaşıp geleceği, uğrunda milyonların senetle vereceği, hem isterse hayat kahrolsun, isterse refah kahrolsun, isterse kurşun düşsün yanımıza elimize, isterse geçinmek için bir dilim kuru ekmek geçmesin elimize, yer sarsılsa yerinden, dünya düşse peşimize, ne senden geçeriz, ne senin eserinden.